Bu bölümde Türk Dil Kurumu'nca yayımlanan yazım kılavuzu ve Türkçe sözlük dikkate alınarak hazırlanan resmi yazışmalarda dikkat edilmesi gereken yazım kuralları ve anlatım bozuklukları hakkında bilgilendirme yapılacaktır. Metin alanında bir toplantı, yer, mekan, idare, birim, ihale, proje ve bunun gibi adlarının devamına getirilen kelimeler özel isme dahil olmaktadır. Söz konusu kelimelerde tıpkı özel ismin diğer kısmı gibi ilk harfi büyük yazılmalı ve sonuna gelen ek gerekliyse kesme işaretiyle ayrılmalıdır. Metin içerisinde mevzuata atıf yapılması. Resmi yazılarda herhangi bir mevzuat düzenlemesine sıklıkla atıflar yapılmaktadır. Metinde yapılabilecek atıflara örnek olarak... Bir sayılı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı hakkında Cumhurbaşkanlığı kararnamesinin 6. maddesinin 1. fıkrasının A bendine istinaden, 5070 sayılı elektronik imza kanununun 6. maddesinde hükmü yer almaktadır. Ayrı yazılan birleşik kelimeler, etmek, edilmek, olmak, olunmak, yardımcı fiilleriyle kurulan birleşik fiiller, ilk kelimesinde herhangi bir ses değişmesi, düşmesi veya türemesi olmadığı durumlarda ayrı yazılır. Diş, iç, sıra sözleriyle oluşturulan birleşik kelime ve terimler ayrı yazılır. Alt, üst, ana, ön, art, arka, yan, karşı, iç, dış, orta, büyük, küçük, sağ, sol, peşin, bir, iki, tek, çok, çift sözlerinin başa getirilmesiyle oluşturulan birleşik kelime ve terimler ayrı yazılır. Bitişik yazılan birleşik kelimeler. Baş sözüyle oluşturulan sıfat tamlamaları, bir topluluğun yöneticisi anlamındaki başı sözüyle oluşturulan belirtisiz isim tamlamaları. Ev kelimesiyle kurulan birleşik kelimeler. Mevzuatta bitişik geçen veya bitişik olarak tescil ettirilmiş olan kuruluş adları bitişik yazıdır. Bağlaç olan da, de'nin yazımı. Bağlaç olan da, de kendisinden önceki kelimenin son ünlüsünün kalınlığı veya inceliğine göre ve ayrı olarak yazılır. Da, de ifadesi cümleden çıkartıldığında cümle anlamsızlaşmıyorsa bu durum ifadenin bağlaç olduğunu göstermektedir. Ayrı yazılan da, de hiçbir zaman ta, te biçiminde yazılmaz. Da, de bağlacını kendisinden önceki kelimeden kesmeyle ayırmak yanlıştır. Ya sözüyle birlikte kullanılan da ayrı yazılır. Büyük harflerin kullanıldığı yerler. İki noktadan sonra gelen cümleler büyük harfle başlar. İki noktadan sonra cümle ve özel ad niteliğinde olmayan örnekler sıralandığında bunlar büyük harfle başlamaz. Rakamla başlayan cümlelerde rakamdan sonra gelen kelime özel ad değilse büyük harfle başlamaz. Örnek niteliğindeki kelimelerle başlayan cümlede de ilk harf büyük yazılır. Özel adlar büyük harfle başlar. Kişi adlarıyla soyadları büyük harfle başlar. Resmi yazışmalarda soyadı tamamen büyük yazılır. Kişi adlarından önce ve sonra gelen ünvanlar, saygı sözleri, rütbe adları ve lakaplar da büyük harfle başlar. Cümle içinde özel adın yerine kullanılan makam veya ünvan sözleri büyük harfle başlar. Millet, boy, dil ve lehçe adları büyük harfle başlar. Devlet adları büyük harfle başlar. Din ve mezhep adları ve bunların mensuplarını bildiren sözler büyük harfle başlar. Yer adları, kıta, bölge, il, ilçe, köy, semt ve bunun gibi büyük harfle başlar. Özel ada dahil olmayıp tamlama kuran şehir, il, ilçe, belde, köy ve bunun gibi sözler küçük harfle başlar. Mahalle, meydan, bulvar, cadde, sokak adlarında geçen mahalle, meydan, bulvar, cadde, sokak kelimeleri büyük harfle başlar. Yapı adlarının saray, köşk, han, kale, köprü, kule, anıt ve bunun gibi bütün kelimeleri büyük harfle başlar. Kurum, kuruluş ve kurul adlarının her kelimesi büyük harfle başlar. Mevzuat adlarının her kelimesi büyük harfle başlar. Kurum, kuruluş, kurul, merkez, bakanlık, üniversite, fakülte, bölüm, kanun, tüzük, yönetmelik ve makam sözleri aslı yerine kullanıldığında büyük harfle başlar. Kitap, dergi, gazete ve sanat eserlerinin tablo, heykel, beste ve bunun gibi her kelimesi büyük harfle başlar. Özel adlarda yer alan kelimelerin ilk harfleri büyük yazıldığında V, ile veya sözleri küçük harfle yazılır. Özel adın tamamı büyük yazıldığında V, ile veya büyük harfle yazılır.
ulusal resmi ve dini bayramlarla anma ve kutlama günlerinin adları büyük harfle başlar. Özel adlardan türetilen bütün kelimeler büyük harfle başlar. Belirli bir tarih bildiren ay ve gün adları büyük harfle başlar. Para birimleri büyük harfle başlamaz. Lira, kuruş, avro, dinar, dolar, liret ve bunun gibi. Kısaltmaların yazımı. Kuruluş ve ülke adlarının kısaltmaları her kelimenin ilk harfinin büyük ve nokta konulmadan yazılmasıyla yapılır. Bazı kısaltmalarda ise kısaltmanın akılda kalabilmesi için yeni bir kelime oluşturma amacı güdülür. Gelenekselleşmiş olarak Türkiye Cumhuriyeti kısaltması TC şeklinde yazılır. Bunun dışında tamamı büyük harfle yapılan kısaltmalarda noktalama işareti kullanılmaz. Ölçü birimlerinin uluslararası kısaltmaları kullanılır. Kuruluş ve ülke adları dışında kalan kelime veya kelime gruplarının kısaltılmasında ilk harfle birlikte kelimeyi oluşturan temel harfler dikkate alınır. Kısaltılan kelime veya kelime grubu özel ad, ünvan veya rütbe ise ilk harf büyük, cins isimse ilk harf küçük olur. Kısaltmalara getirilen eklerin yazımı. Küçük harflerle yapılan kısaltmalara getirilen eklerde kelimenin okunuşu esas alınır. Büyük harflerle yapılan kısaltmalara getirilen eklerde ise kısaltmanın son harfinin okunuşu esas alınır. Kısaltmanın büyük harflerle yazıldığı halde bir kelime gibi okunan kısaltmalara getirilen eklerde kısaltmanın okunuşu esas alınır. Numara sözünün kısaltılması da kelime gibi okunduğundan ek okunuşa göre getirilir. Sonunda nokta bulunan kısaltmalarla üst işaretli kısaltmalara gelen ekler kesmeyle ayrılmaz. Bu tür kısaltmalarda ek noktadan ve üst işaretinden sonra kelimenin veya üst işaretinin okunuşuna uygun olarak yazılır. İkilemelerin yazımı. İkilemeler ayrı yazılır. İsim, durum ekleri ve iyelik ekiyle yapılan ikilemeler de ayrı yazılır. Sayıların yazılışı. Sayılar harflerle de yazılabilir. Birden fazla kelimeden oluşan sayılar ayrı yazılır. Parayla ilgili işlem ve senet, çek gibi ticari belgelerde geçen sayılar bitişik yazılır. Yüzde ve binde işaretleri yazılırken sayılarla işaret arasında boşluk bırakılmaz. 4 ve 4'ten çok basamaklı sayılar sondan sayılmak üzere üçlü gruplara ayrılarak yazılır ve aralarına nokta konur. Sayılarda kesirler virgülle ayrılır. Sıra sayıları sayıyla veya rakamla gösterilebilir. Rakamla gösterilmesi durumunda ya rakamdan sonra bir nokta konur ya da rakamdan sonra kesme işareti konularak derece gösteren ek yazılır. Üleştirme sayıları rakamla değil yazıyla belirtilir. Bayağı kesirlere getirilecek ekler alttaki sayı esas alınarak yazılır. Düzeltme işaretinin kullanımı. Resmi yazılarda çoğunlukla karıştırılan veya yanlış bilinen konulardan biri de genel kullanımda şapka olarak bilinen ve sesli harflere getirilen düzeltme işaretinin kullanımıdır. Şapka olarak bilinen ve sesli harflere getirilen düzeltme işareti yazılışları bir, anlamları ve söyleyişleri ayrı olan kelimeleri ayırt etmek için okunuşları uzun olan ünlülerin üzerine konur. Nispet ekinin belirtme durumu ve iyelik ekiyle karışmasını önlemek için kullanılır. Nispet eki alan kelimelere Türkçe ekler getirildiğinde düzeltme işareti olduğu gibi kalır. Resmi yazılarda yapılan anlatım bozuklukları muhatabın belgeyi anlaması ve algılamasında güçlük yaşamasına sebep olur. Genel itibariyle resmi yazı metinlerinde yapılan anlatım bozukluklarının sebepleri arasında çok uzun cümleler kurulması, özne, tümleç, nesne, yüklem gibi cümle ögelerinin eksik olması, resmi anlatımı sağlamak amacıyla aynı anlama gelen veya çağrıştıran ifadelerin aynı cümle içerisinde kullanılması, aynı veya benzer seslerin, harflerin sık tekrar etmesi ve bağlacının aynı cümle içerisinde çok fazla kullanılması gibi durumlar bulunmaktadır. Kelime veya eklerin sık tekrar etmesi. Aynı cümle içerisinde özellikle de aynı bağlaçların ikiden fazla tekrar etmesi anlatımın akıcılığını etkilemektedir. Bu sebeple hazırlanan metinlerde ses tekrarları dikkate alınarak alternatifler üzerinde durulmalıdır. Zincirlenme olarak da adlandırılan bir diğer husus, cümle içerisinde aynı ekin tekrar etmesidir. Özellikle hiyerarşik olarak idare birim ilişkisi yazılırken bu durumla karşılaşılabilir. Gereksiz kelime kullanımı ve mantık ilkelerine aykırılık. Örneğin, cümlede iade kelimesiyle işlemin belgenin geldiği yere geri gönderildiği ifade edildiği için geri kelimesinin kullanımına gerek yoktur.
yürürlükte kelimesi günümüzde yönetmeliği geçerli olduğunu ifade ettiği için ayrıca halen kelimesinin kullanımına gerek yoktur. Altyapı kelimesi içme suyu, yol, kanalizasyon işlemlerini kapsadığı için cümlede sadece altyapı kelimesinin kullanılması uygun olacaktır. Yazışma kelimesi yazı işinin karşılıklı yapıldığı anlamını verdiği için karşılıklı kelimesinin kullanımına gerek yoktur. Yaklaşık kelimesi ortalama anlamında olduğu için net sayının belirtildiği bir cümle içerisinde kullanıldığında mantık aykırılığına sebep olmaktadır. Aynı zamanda adet kelimesi cümleden çıkartıldığında herhangi bir anlam kaybına neden olmamaktadır. Sıralama hataları, kelimelerin yanlış anlamda ve birbirlerinin yerine kullanımı, çelişme, aykırılık. Kavramların oluşumundaki öncelik durumu dikkate alınmadan hazırlanan cümlelerde sıralama hatalarıyla karşılaşılabilmektedir. Yaralanma, ölüm, ihale, satın alma gibi birbirinin devamı olabilecek süreçler aynı cümle içerisinde kullanıldığında sıralamaya dikkat edilmelidir. Örneğin, yaralanma hem ölüme göre daha fazla olabilecek ve öncelikli bir durum olduğu için mantıksal bir hata yapılmıştır. Ayrıca kötü bir durumun anlatıldığı bir cümlede olumlu bir kazanın ifade edilmediği için sağlayacak kelimesi yerine sebep olmak ifadesinin kullanılması uygun olacaktır. Birbirlerini çağrıştırması sebebiyle birbirlerinin yerine kullanılan kelimeler anlatım bozukluğuna sebep olabilmektedir. Özellikle yüklemde olumsuz neden olmak, sebep olmak ve bunun gibi, nötr, oluşturmak, hazırlamak ve bunun gibi ve olumlu, sağlamak, kazandırmak ve bunun gibi olarak nitelendirebileceğimiz kelimelerin kullanımında cümlede verilmek istenen anlam dikkate alınarak tercih yapılmalıdır. Örneğin, resim kelimesi görsel ifadesini anımsatması sebebiyle çoğu zaman fotoğraf kelimesinin yerine kullanılabilir. İş ve işlemlerde hızlanma olumsuz bir süreç olmayıp bir kazanımdır. Dolayısıyla cümlenin yüklemi sağlayacaktır olmalıdır. Dijital Türkiye üzerinden erişilebilen hizmetler soyut oldukları için alabilmek ifadesi uygun olmayacaktır. Ayrıca vatandaşın uzaktan hizmetlere erişebilmesi bir kolaylık, olumlu bir süreç olduğu için sayesinde kelimesinin kullanılması uygun olacaktır. Cümle ögelerinin eksikliği ve tamlama kusurları resmi yazılarda sıklıkla tercih edilen sıralı ve birleşik cümlelerde öge eksikliği ile cümlelerde yer alan bazı tamlamalardaki kusurlar çoğu zaman karşılaşılan bir anlatım bozukluğuna neden olmaktadır. Örneğin özne eksikliği, yüklem eksikliği, nesne eksikliği, tümleş eksikliği. Ad tamlaması ve sıfat tamlamasının bağlaçla aynı tamlanana bağlanması tamlama kusuruna neden olmaktadır. Kültürel etkinlikler bir sıfat tamlaması, sanat etkinlikleri ise bir ad tamlaması olduğu için aynı tamlananla tamlama oluşturulması uygun olmayacaktır. Resmi yazışmalarda sıklıkla yanlış kullanılan birçok kelime bulunmaktadır. Bu bölümde anlatılanlar hakkındaki detaylı bilgiye, resmi yazışmalarda uygulanacak usul ve esaslar hakkında yönetmeliğe ilişkin kılavuzdan ulaşabilirsiniz.